bir konuldu. Şimdi Ersan Şen hattımızda. Profesör Ersan Şen'le hukuki boyutunu konuşalım istiyoruz. Hocam merhabalar. Merhaba. Buyurun. Bir son dakika gelişmesi. Emin teşekkür ederim. Sizin de işte açıklamalarla sınırlıdır eminim elinizdeki bilgiler ama şimdi Ankara'da devam eden bir süreç ve Yargıtay'a yapılan bir itiraz var. Kayyum heyetinin kararlarına tedbir getirmek başka herhangi bir mahkemenin yetkisinde olabilir mi? Benim kafam biraz orada karıştı. Tamam. Şimdi birincisi Yavuz Bey, bu tayin edilen heyet kayyum veya kayyum heyeti değil. Bu arkadaşlar 3 kişilik Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin tayin ettiği, daha doğrusu başvurucuların bildirdiği 3 kişiden oluşan bu heyeti kurultaya veya genel kurula davet heyeti olarak adlandırabilirsiniz. Çünkü kayyum dediğiniz zaman o partinin idaresinden, kontrolünden... Çağrı heyeti gerekir. Desek herhalde daha doğru olacak. Aynen, yani çağrı heyeti diyebiliriz yani bu arkadaşlara. Evet. Şimdi o dönemde bu tartışma ortaya çıkınca, tabii işin siyasi rüzgarına kapıldığımızda hemen her şey olsun. Bir an önce işte parti kan kaybetti, milletvekili, seçmen kaybetti. Değişikliğe ihtiyacı var. Güzel, ama bir prosedür ve hukuk çerçevesinde de gerçekleşmesi gerekir. Olağanüstü genel kurulla ilgili bu başvurular yapılmadan evvel parti genel merkezi Mart ayının 2018 yılı için olağan genel kurul kararı aldı. Bir kongre sürecine girdiler. Evet. Uzun bir süreç ama o süreç başlatıldı. Muhalif kanatta dedi ki hayır, bu geç. Bizim bir an önce tüzük değişikliğine gidip olağanüstü genel kurulda Milliyetçi Hareket Partisi'ni de yönetim değiştiremiyorsunuz. Önce tüzüğü değiştirelim. Ardından da ardından bir olağanüstü genel kurul daha yaparız. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel tüzüğü, parti tüzüğü biraz kalem itibariyle zayıf, muğlak ve hükümleri itibariyle çok açık değil. Siyasi partiler de derneklerdir, tüzel kişiliklerdir. Esasında siyasi partiler kanuna tabidir. Tüzüklerine bakılır, hüküm olmayan hallerde de medeni kanunun, kişiler hukukunun, tüzel kişilerle ilgili kısımları, evet, derneklerle ilgili hükümleri uygulanır. Net olan şu anda Türkiye'deki tanımlama, mevzuat bunun üzerine inşa edilmiş durumda. Evet. Şimdi muhalif kanat, olağanüstü genel kurul yapılabilir, siz olağan genel kurul kararı alsanız da biz gideriz dediği için Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi de kendisini görevli saydı. Anayasa Mahkemesi'nin hakikaten bence de yetkisine girmiyordu. Dedi ki ben bu çağrı heyetinin görevlendirilmesine kabul ediyorum. Olağanüstü genel kurul çağrısı uygundur. Yeterli çoğunluğu delegeler imzalamıştır. Burada temsili demokrasinin önemli bir unsuru olan Türkiye'nin ikinci eski partisinin bir an önce kurultayı yapabilmesi lazım. Tüzük değişikliği, sonra işte diğer seçimli kurultayı yapabilmesinin önünü açtı. Fakat bir husus eksikti, kararının ne zaman infaz edilebileceği, ne şekilde olacağı netleşmemişti. Kararda da bu yok. Biz o dönemde dedik ki evet, anlıyoruz, rüzgar başladı. Siyaseten bir an önce değişiklik isteniyor. İşte diğer partiler bunu kullanmasın, daha fazla Milliyetçi Hareket Partisi kan kaybetmesin. O bakımdan hemen kurultay olsun. Doğru, uzlaşma olsaydı bir an önce bu yapılsın. Ama olmadı, çatışma devam etti. Temiz süreci dediğimiz Yargıtay süreci, Yargıtay muhtemelen 18. Hukuk Dairesi bu dosyaya nihai kararını verecek. Parti genel merkezi bu yolu seçti. Dedim ki o zaman kişiler hukukuyla ilgili olması itibariyle bu kararlar istisnai olarak kesinleşmeden, yani Yargıtay onayından geçmeden tatbik edilemez. Evet, aceleciliği anlıyorum ama hukuka da uygun yapmanız gerekir bu süreçte. Bunun da sebebi şu, şimdi siz bu seçimi, tüzüğü değiştirseniz, seçimi yapsanız, yönetimi değiştirseniz, yarın bir gün Yargıtay bu kararı iptal ettiğinde tam bir kaos. Evet. Dolayısıyla buna sebebiyet vermemek lazım ve çağrıda bulundum. Kendi adıma dedim ki Yargıtay bu süreci hızlandırmalı, tedbirle ilgili bir karar vermeli. Çünkü bir boşluk var ortada. Neden? Çünkü diğer tarafta çağrı heyeti de, ben dedi 15 Mayıs'ta şu salonda bu tüzük değişikliği toplantısını yapacağım. Tabii diğer tarafın boş durmayacağı belliydi. Yargıtay'a müracaat etti ve asli hukuk mahkemelerinden tedbir konusunda Türkiye'nin 81 vilayetinde herhangi bir asli hukuk mahkemesine başvurabilirsiniz. Asli hukuk mahkemesi de muhtemelen görev hududundadır bu. O şekilde değerlendirilmesi gerekir. Yoksa kararı yoklukla mahal olur. Bir, ikincisi iptal edilmezse bu karar itirazı kabildir. Mahkemesine veya temize götürebilirsiniz. Ortadan bu kararlar kalkmazsa şu an için 15 Mayıs'ta kurultayın yapılabilme imkan ve ihtimali gözükmüyor. Hadise bundan ibaret ama ümit ederim Yargıtay bir an önce dosyayı incelemeye alır ve bu kaotik veya da yanlış anlaşılmalara veya topluma mal olmuş Türkiye'nin eski ikinci partisinin, kitle partisinin bu şekilde bir
rahatsızlık, huzursuzluk içinde kalmasına sebebiyet vermez. Çünkü biliyorsunuz siyaseten kullanılıyor işte, buradan AK Parti kazanıyor, işte Milliyetçi Hareket Partisi oy kaybediyor, küçülüyor. Doğru, bunlar rahatsız edici, seçmeni kaçıran. Asıl tabii burada en hocam, azından... asıl tabii burada dert şu, yani benim gerçekten bir vatandaş olarak, hukuki olarak bir uzmanlığım yok ama gazeteci evet. olarak meseleye bakıyorum yıllardır, siyasi partileri de takip ediyorum. Bir rahatsızlık var partide, imza topluyorsunuz, siyasi partiler yasasına göre yeterli sayıda imzayı da topluyorsunuz. Götürüyorsunuz, tamam, hemen söyleyeyim, götürüyorsunuz ve ya bir çıkar yol kalmıyor, anlatabildim şimdi, mi? Şimdi şöyle söyleyeyim Orhan Bey. Burada siyasi partiler kanunda zayıf, tüzük de zayıf, evet. partinin genel merkezinin dediği, gitmek istese parti genel merkezi, ya ben istifa ettim veyahut da ben efendim işte seçime gidiyorum, ben de katılacağım. Amenna, doğru olanlar bunlar, isabetli olanlar, ama yapmıyor. Diyor ki ben olağan genel kurul kararı aldım. Bakıyorsunuz parti tüzüğüne, olağanüstü genel kurulu yapsanız da seçim yapamıyorsunuz. Evet, önce tüzüğü değiştirmek lazım. Onun için önce tüzüğü değiştirmeniz evet, lazım. Yani... Şimdi bizde maalesef hukuk önemlidir. Önemli olmak maalesef diyorum. Çünkü çok ezildiğini görüyorum. Örneğin şu dokunulmazlık konusunda yapılmak isteyene baktığınızda anayasanın geçtiği 20. maddesi şeklinde getirilecek hüküm açıkça anayasaya aykırı. Şimdi biz burada şunun üzerinden gidiyoruz. Ya siyaseten bu yapılmalı. Toplum rahatlatılmalı. Tamam da sen zamanında yapman gereken dokunulmazlık dosyalarını incelemeyerek bu kadar sıkıştırıp hukuku ihlal ettiğinde bunu yol yapıyorsun. Evet. Şimdi anayasayı bir kere bir kere çiğnemek diye bir şey olabilir evet, mi yani? Evet. Yani işin gereğini yapmak demek, hukuk devrini kesinlikle anayasanın, kanunların gösterdiği yoldan gitmek demektir. Aksi halde herkes kendisine göre bir yol açarsa veya bir ihlal, ya bu ihlal olsa da siyaseten, zaten bizde maalesef siyasetçilerimiz hiç hesap vermez. Konuşurlar, yaparlar. Mesela hiç kimse dönüp soramaz. Ya bu dokunulmazlık başarısızlık halini yıllardır niye beklettiniz? Başarısızlık halinde koltuğunu da bırakmaz. Yani öyle de bir efendim? Durum. Başarısızlık halinde koltuk da bırakılmaz. İstifade edilmez. Bırakmazlar. Şimdi aynı durum. Bakın Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde de sıkıntı oldu. Milletvekili sayısının düştüğü, evet. seçmen kaybettiği, bunlar net. Partinin sadece bir veya birkaç kişiye emanet edildiğini veyahut da onun idaresinde olduğunu söylemek de mümkün değil. Temsili demokraside siyasi partiler olmazsa olmaz olduklarına göre elbette başkalarının aday olması, başkalarının süreçlere katılması olan, ama bunu hukuk nazarında yapmak icap ettiğinden ben şunu söyleyeyim. Maalesef dedim, bu konuda tüzükte ve siyasi partiler kanunda net koruyucu kollayıcı hüküm yok. Evet doğru, bir olağanüstü genel kurul yapılması mümkün, muhtemel gözükse de bir olağan genel kurul kararı da alınmış. Çatışma bu noktada. Bu noktada eğer uzlaşma sağlanamıyorsa Yargıtay'ın bu konuyu bir an önce olumlu veya olumsuz, yani onama veya bozma şeklinde halletmesi gerekir ki herkes, seçmen de ne yapacağına karar versin. Kimisine göre partinin yönetim değişikliğine gitmediği durumda daha fazla kan kaybedeceği şeklinde. Kimisi farklı söylüyor. Evet. Ümit ederim Milliyetçi Hareket Partisi'nin mensupları da, delegeleri, taraftarları da bu meseleye sahip çıkıp bir an önce bu çatışmaya son verilmesini sağlarlar. Çünkü şu anda görülen o ki 15 Mayıs'ta mevcut şartta asli hukuk mahkemelerinin kararları kaldırılmazsa onu da görmezden gelemeyeceğiz. Oraya da itiraz etme imkanı yok mu peki hocam? Oraya da itiraz etme imkanı yok mu? Yani bu muhalifler bugün oraya da itiraz edebilir. Temiz edebiliyorsunuz o kararı. Hı. Ama tüm bunlar belki entelektüel veya hukuk bilgisine sahip insanlar anlatabilirsiniz ama sokaktaki insanlar bunları anlamaz. Tabii. Sokaktaki doğru. insan rahatsız olur. Sokaktaki insan der ki ya parti nasıl parti? İç çekişme, çatışma, ama bazen bu tip meseleler o partileri küllerinden doğurur. Onu da size söyleyeyim. Da yani şey, ben kısa zaman içinde belki kan kaybına sebebiyet verebilirse de ilerleyen zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'nin açıkçası daha fazla kan kaybetmeyeceğini ve güç kazanacağını düşünenlerden. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam katıldığınız için. İyi yayınlar için. Efendim.